popüler YouTube. Merhaba arkadaşlar, hepinize tekrardan Astronomi Günlüğüm kanalımızda canlı yayındayız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şöyle hızlıca bir kontrol yapayım tekrardan. Bir sorunumuz var mı diye. Şu an bir sorun görünmüyor. YouTube'da bir bağlantı sorunu çıkarmazsa eğer, dünkü yayında herhangi bir sorun yaşamadık. Ondan önceki yayında 5-10 dakikalık bir gecikmemiz oldu. Bugün umarım o tarz bir gecikme yaşamayız. Tekrardan hepinize hoş geldin diyorum. Bugünkü konumuz teleskop çeşitleri. Teleskop çeşitleri hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz tekrardan. Videonun başında ya da canlı yayının başında Aleykümselam Fatih abicim, hoş geldin tekrardan. Teşekkür ediyorum güzel dileklerin için. Canlı yayının başında söylemek istiyorum hızlıca. Bahsedeceğim şeyler asla bir uzman gözünden anlatacağım şeyler değildir. Konunun uzmanı kesinlikle değilim. Başlangıç seviyesinde amatör astronomiyle uğraşan bir insanım. Onun için anlattığım şeyler asla ve asla profesyonel bir gözleme dayanmıyor. Burada herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın. Bir uzman görüşüyle kesinlikle anlatmıyorum. Sadece başlangıç seviyesinde yaptığım araştırmalara dayanarak bu işe başlamak isteyen arkadaşlarımız ya da yeni başlamak isteyen arkadaşlarımızı bilgilendirme amaçlı bu şekilde canlı yayınlar yapıyoruz. Sanırsam bir 15-16 tane canlı yayınımız oldu galiba. Ondan önce de zaten videolarımızı yüklüyorduk. 115-116 videoda normal gözlem videolarımız olmuştur. Aleykümselam Alper kardeşim, hoş geldin. Yani toplamda 130 videoyu geçtik şu an. Belki daha fazla olmuştur. Tam saymadım. Ama yani 100 videoyu da devirmiş olmamız gerçekten mutluluk verici. Bu kesinlikle ve kesinlikle sadece benim çabamla olan ve olacak bir şey değil. Bu sizlerin de desteğiyle olan bir şey. Çünkü videolar izlenmese illaki bu kadar sık video atamam. Çünkü her gün bir video atmaya çalışıyorum. Böyle bir sözüm var. Her gün bir video kesinlikle geliyor. Genelde akşamları yayınlıyorum. Bir saat önce de herhalde bir videomuz yayına girdi. Ne kadar olmuş? Şöyle bir yenileyelim. Yarım saat olmuş. Henüz bir saat olmamış. Arcturus Yıldızı videomuz yarım saat önce canlı yayında, canlı yayından yarım saat önce yayına girdi. Onu da canlı yayından sonra izlemenizi tavsiye ediyorum. Hızlıca girişimi yaptıktan sonra teleskop çeşitlerine geçmek istiyorum. çünkü bugün muhtemelen bu canlı yayından sonra Twitch'te de bir canlı yayın yapacağım. Oraya da beklerim müsait olanları. Aynı isimde Astronomi Günlüğüm kanalımızın Twitch hesabında. Bir aydır falan canlı yayın yapmıyordum orada. Bugün muhtemelen orada da bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Şu şekilde hemen ilk kaynağıma gelmek istiyorum. 2 adet Türkçe kaynağım mevcut. Geriye kalan kaynaklarım İngilizce kaynak. Şu şekilde buradan başlamak istiyorum. Gecikme galiba bayağı düşmüş. Çünkü bir saniye olarak ayarlamıştım. Ama bir saniye olmuyor muhtemelen ama bayağı bir düşmüş diye tahmin ediyorum. Diğer canlı yayınlara nazaran gecikmemiz bayağı azalmış. Umarım o şekilde olmuştur.
Yeni gelen arkadaşlar varsa tekrardan hoş geldin diyorum. Teleskop çeşitleri hakkında bir canlı yayınımız olacak. Umarım keyif alırsınız. Şu şekilde teleskop çeşitleri, önce Türkçe kaynaktan bahsedeceğim, sonra yabancı kaynaklardan desteklemeye çalışacağım, dilim döndüğünce çeviri yapabildiğim şekilde. Bazıları bizi ilgilendirmiyor. Çünkü ilgilendirmiyordan kastım bizim seviyemizde olan teleskoplar değil. Mesela yüksek enerjili parçacık teleskopları, uzayda kullanılan genelde büyük teleskoplara verilen adlar. Genelde NASA'nın videolarında görebilirsiniz bu tarz teleskopları veya bu tarz kullanılan parçacık enerjili teleskopları. Şu an bizim ilgi alanımıza çok fazla girmediği için çok detaylıca bunlardan bahsetmeyeceğim. Belki daha sonraki videolarımızda detayına ineriz. Aynı şekilde kızılötesi teleskoplar da çok ultra büyük teleskoplar olduğu için şu an bizimle çok alakası olan teleskoplar değil. Ancak kendiniz detaylı incelemek isterseniz burada Bilimsel Dünya sitesinden yazılarını okuyup resimlerini detaylı inceleyebilirsiniz. Bu tarz radyo teleskoplarını filmlerde, videolarda da sık sık görebiliyoruz. Bunlar da aşırı büyük radyo sinyallerini alan teleskoplar. Bizim bahsedeceğimiz teleskop tipleri optik teleskoplar, yani aynalı ve mercekli teleskoplar olarak bir de katayografik teleskoplar var. Bu da hem aynalı hem mercekli teleskop çeşitlerinden bir tanesi. Pardon. Burada şu şekilde önce aynalı teleskoptan bahsedeceğim. Burada teleskobumuzun ilk başlangıç noktasında bizim giriş kısmımız oluyor. Burada herhangi bir şekilde bir ayna olmuyor. Çünkü burada bir tane yansıtıcı aynamız mevcut. Bu dip kısmında optik teleskoplardan ikincisi olan mercekli teleskoba nazaran tam ters bir şekilde konumlandırılmış bir çukur aynamız mevcut. Buradaki gelen görüntüyü yansıtıp düz aynamızdan göz merceğine iletmesi için tasarlanmış bir aynalı teleskobumuz mevcut. Burada giriş kısmında ağız açıklığı, aperçür diye bahsettiğimiz dün bahsettiğim konuda aperçür kısmında herhangi bir şekilde ayna olmuyor. Buradan gelen görüntüler buradaki düz aynanın sağından solundan herhangi bir yerinden geçerek buradaki çukur aynamızdan yansıyor ve buradaki yan bir şekilde konumlandırılmış kenarlarından belli metallerle sabitlenmiş bir aynamız mevcut. Bu aynamızdan buradaki konumlandırılmış göz merceğimize, diagonalimize yansıyor ve diagonaldeki takılı bulunan göz merceğinden bizim gözümüze veya bağladığımız herhangi bir şekilde fotoğraf makinesi, telefon, kamera her neyse ona yansıyor. Oradan görüntüyü biz elde edebiliyoruz. Hemen buradan aynalı teleskoplara yazısına değinmek istiyorum. En yaygın teleskop türlerinden biri olan aynalı teleskoplar diye bahsetmiş. Bu doğru bir şey. Çünkü maliyet olarak ucuz bir teleskop olduğu için aynı zamanda görüntü kalitesi çok iyi olduğu için sık kullanılan bir teleskop çeşidi. Şöyle bir yayına bakalım, bir sorun var mı diye. Bir sorunumuz yok. Galiba bir sorunumuz yok. Tamam. Şurada bir sorunumuz var mı? Yok. Burada mercekli teleskoplardan bahsetmek istiyorum. Mercekli teleskoplar daha sık kullanılmasından ziyade daha alt seviyedeki teleskoplarda
daha ucuz maliyetli olduğu için daha fazla kullanılır. Ama maliyet arttıkça, teleskop çeşitlerindeki büyüme biraz daha arttıkça aynalı teleskoplar devreye giriyor. Onun için alt sınıf teleskoplarda mercekli teleskopları daha fazla görebilirsiniz. Örnek veriyorum, Türkiye'de 1000 liranın altında aynalı teleskobun çok fazla olduğunu zannetmiyorum. Varsa da çok az vardır. 700-800 bandında falan vardır belki. Ancak o fiyatlarda, hatta 500 lira civarında mevcut mercekli teleskoplarımız sayıca fazla. Burada aynalı teleskobumuza nazaran tam ön kısmında konumlandırılmış bir ana merceğimiz mevcut. Buradan geçen görüntü, gelen ışık, burada odak kısmında bulunan merceğimizden, göz merceğimizden gözümüze yansıyor. Bunun tam tersi bir şekilde konumlandırılmış mercekli bir teleskobumuz burada mevcut. Gördüğünüz gibi burada bir konudan bahsetmiş. Mercekli teleskoplar günümüzde hala kullanılıyor. Ancak lens sarkması, kromatik sarkma, sapma, küresel sapma gibi çok sayıda teknik sorun olduğu için son yıllarda eskisi kadar tercih edilmiyor. Yani merceklerinde, lenslerinde sarkma olabiliyormuş. Aynı zamanda kromatik bir sapmaya sebep olabiliyormuş. Bunun için aynalı teleskoplar, söylediğim gibi, hem maliyet açısından hem görüntünün daha temiz olması açısından daha çok kullanılan teleskop çeşitleri. Aynen, merceklilerin kullanımı çok kolay. Ancak görüntü açısından aynalı teleskoplar, bir de üst seviyelere çıktığınızda, orta sınıf teleskoplara ya da üst sınıf teleskoplara çıktığınızda aynalı teleskoplar gerçekten görüntüyü mükemmel hale getiriyor. Zaten üst sınıf teleskoplarda mercekli teleskopların sayısı çok azdır ve çok pahalı fiyatlardır. Aynı kalite bir aynalı teleskoba nazaran çok daha fazla bir fiyat aralığı mevcut. Kesinlikle bu başlangıç seviyesi teleskop kullanan arkadaşlar zaten bunu biliyordur. Mercekli teleskopların bu başlangıç seviyesi olanların böyle mesela ay diyelim gözlemi yapıyorsunuz, çevresinde mavi bir ışık olur. O da sık yaşanan bir görüntüdür. Aynen, aynalıların bakımı biraz zor oluyor. Ama orta sınıfa veya üst sınıfa çıktığınızda, başlangıç seviyesini bir tık atladığınızda, mecburen aynalıya geçmeniz gerekiyor. Her ne kadar bakımı zor olsa da üst sınıf teleskoplarda mercekli teleskoplar çok fazla tercih edilmiyor. Edilen teleskoplar mevcut, ancak o da devasa fiyatlara satılıyor. Bu da teleskop kullanan insanlar için cazip olmuyor. Şöyle hızlıca, burada katedioptrik teleskoplar mevcut. Bu teleskoplar da biraz önce bahsettiğim gibi iki adet, iki çeşit teleskobu da barındıran teleskoplar. Bernard Schmitt tarafından yapılmış. Optik teleskopların en gelişmiş ve en stabil türü olan, görüntüyü oluştururken bir dizi ayna ve merceğin yanı sıra doğruluğu sağlamak ve bir takım düzelticiler kullanan katadioptrik teleskoplardır diye belirtmiş. Onun haricinde Bernard Schmitt tarafından yapıldığını falan söylemiş. Küresel sapma, koma ve astigmatizm gibi, insanlarda da astigmat oluyor bildiğiniz gibi, görüntüyü saptıran, bulanıklaştıran gibi optik kusurları gideren bir optisyendi diyor Bernard Schmitt.
bu tarz teleskoplardan esinlenerek bunlardaki kusurları görüp kendi tarzında bir teleskop yapmış ve diğer teleskoplarda görülen kusurları bu teleskoplarda düzeltmiş. Burada gördüğümüz gibi aynalar mevcut, mercek mevcut. İki şeyi de barındırıyor. Bir optik teleskobumuz olarak hem aynalı hem mercekli teleskobu aynı anda barındıran bir teleskop çeşidi. Çok da sık kullanılan bir teleskop çeşidimiz optik teleskoplar içerisinde. Burada uzay evlerinden iki adet gözlem evinden resim konulmuş, fotoğraf konulmuş. Şeyin bahsettiği, Alper'in bahsettiği de bu tarz bir şeydi muhtemelen. Daha önceki canlı yayınlarda konuşmuştuk. Bunların küçüklerini, daha basit bir şekillerini genelde yabancılar kendi evlerinin bahçesine falan kurdurabiliyorlar. Çok kullanışlı oluyor. Böyle gövde üzerinden dönebiliyor. Zaten içerisindeki teleskop hareketli halde aşağı yukarı hareket edebiliyor. Sağ sol hareket etmesi gerektiğinde de ya kendisi hareket ediyor ya da komple sistem olarak hareket edebiliyor. Gerçekten çevresindeki ışık kirliliğine de bir nevi korunma amaçlı güzel bir sistem olabiliyor. Maliyet açısından da oralarda biraz daha düşük olduğu için, yaygın olduğu için daha kaliteli işler çıkabiliyor. Dün bahsettiğimiz teleskop açıklığı, apertür. Burada hesaplamalardan falan bahsetmiş. Bunlardan zaten biz bahsetmiştik. Dün konuşmuştuk. Mercekli teleskoplar. Zaten refraktör diye geçiyor. Teleskobu olan arkadaşlarımız veya teleskop almak için araştıran arkadaşlarımız zaten bu tabirleri sürekli görüyordur, aşinadır. Refraktör ve aynalı teleskoplarımızda reflektör olarak geçiyor. Bunların avantajları ve dezavantajlarından bahsetmiş. Söylediğimiz gibi mercekli teleskobun dizaynı basit ve kullanımı kolay ve güvenilirdir diyor. Herhangi bir sapma olmaz aynısında işte merceklerinde falan. Onun haricinde çok az bakım gerektirir. Çok nadiren tozunu falan aldığınızda aynalarını, merceklerini kontrol ettiğinizde herhangi bir sorun yaşamazsınız. Burada bir dizi şeyden bahsetmiş. Hepsini tek tek okumayacağım. Dezavantajı olarak da objektif açıklığı arttıkça bahsettiğimiz şey buradaki apertür dediğimiz kısım büyüdükçe devasa fiyatlara satılan bir teleskop ortaya çıkıyor. O da çok seçilen, istenilen bir durum değil. Burada reflektör diye tabir ettiğimiz aynalı teleskoplardan bahsetmiş. Bunlardan zaten çeşitlerinden bahsetmiştik. Newton türü, Cassegrain türü, bunlar da kendine has şekilde yapılmış teleskoplar. Yine buradan avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedilmiş. Diğer teleskoplara göre söylediğimiz gibi fiyatları gerçekten ucuzdur. Odak uzaklığı 1 metreye kadar olanları kolaylıkla taşınabilir. Zaten bunlar genelde çok büyük oluyor ama 1 metreye kadar olanları kolay taşınabilir diye belirtmiş. Rek sapması olmuyor demiş. Ay ve gezegen gözlemleri için kullanışlıdır. Optik sapınçları az olduğu için oldukça parlak bir görüntü verir. Bu da gerçekten çok önemli. Başlangıç seviyesinde belki çok fark edemiyoruz ama işler biraz daha büyüdüğünde bu farkını ortaya koyar. Astrofotoğrafçılık için uygundurlar kesinlikle. Zaten çoğu astrofotoğraf da aynalı teleskop kullandığını gördüm. Yine bahsettiğimiz şeyden bahsetmiş. Diğer teleskoplara göre hassas ve daha fazla bakım gerektirir. Nesneleri ters olarak gösterdiği için yer cisimlerinin gözlenmesi için uygun değillerdir gibi. Bir de aynasının bu çukur ayna tarzında olduğundan dolayı muhtemelen kenarlarında bulanıklaşma olabildiğini söylemiş. Burada mercekli aynanın karşılaştırması yapılmış. Bununla bizim işimiz yok.
Bir de Schmidt ve Kasegren tarzı, Maksutov tarzı. Bunları zaten birazdan tekrar anlatacağım. Aynen, katı dioptrik teleskoplar olarak genelde çok fazla satılan, tavsiye edilen, tercih edilen teleskoplar olarak ben de çok görüyorum. Genelde forumlarda olsun, satış sitelerinde olsun, Schmidt de yaygın olarak tercih ediliyor. Aynen, Alper'in söylediği gibi, biraz önce okuduğumuz gibi, Schmidt tarafından hataları fixlenmiş, yani giderilmiş. Aynen, ikisini de barındırdığı için daha da çok tercih ediliyor. Burada yine Types of Telescope diye bahsedilmiş. Çok fazla teleskop tipi mevcut. Bunlar demiş, refraktör tarzında olan teleskoplar, Schmidt and Cassegrain tarzı teleskoplar diye bahsetmiş. Şöyle. Üç adet de resim koymuş. Burada bahsettiğimiz gibi zaten basit bir sistem. Buradan gelen ışık lens yardımıyla burada tekrar diagonalimiz yardımıyla göz merceğimize aktarılıyor. İkinci şekilde Newtonian tarzı teleskopta yine biraz önce bahsettiğimiz gibi buradan gelen ışık iki taraftan da geçiyor. Çukur aynamızdan yansıyıp buradaki aynamızdan göz merceğimize geliyor. Aynı şekilde Schmidt ve Cassegrain tarzı teleskobumuzda da ikisinde kullanıyor. Primary mirror, secondary mirror olarak iki tane aynamız kullanılıyor. Buradan gelen ışık aynı şekilde buradan ortadaki ikinci aynamızdan yansıyıp buradaki göz kısmına iletilmek üzere yola çıkmış oluyor bir nevi. Buradaki yazıların tamamını okumayacağız çünkü bizim bahsettiğimiz şeylerden bahsediyor kısaca. Burada hemen Wikipedia'da bir tane liste mevcut. Ondan bahsedeceğim. Yeni gelen arkadaşlar varsa tekrardan hoş geldin demek istiyorum. Teleskop çeşitleri üzerine konuşuyoruz. Hemen devam ediyorum. Burada zaten tamamını yazmış. Değişik değişik insanların kendine göre bulduğu teleskoplardan da bahsetmiş. Burada en çok tanınanları da var, hiç tanınmayanları da var. Refracting diye bahsettiğimiz zaten mercekli teleskoplar, reflecting diye bahsedilen teleskoplar, aynalı teleskoplar, aynı zamanda ikisini de barındıran katadioptrik teleskoplar da mevcut. Bir de özel bir şeyler için, özel bir iş için, özel bir amaç için kullanılan astrofotoğrafide kullanılan veya işte robotik teleskoplar gibi teleskoplar da mevcut. İşte GoTru teleskoplardan bahsetmiştik. Bunlar da bu teleskop çeşitlerinin içerisine giriyor. Burada en çok ismini duyduğumuz teleskoplar da mevcut. Maksutov gibi, Newtonian tipi gibi. Onun haricinde bakalım başka. Argunov yine forumlarda falan gördüğümüz bir isim. Schmidt'ten bahsettik. Cassegrain'den bahsettik biraz önce. Bu tarz teleskoplar Baker'da sık gördüğüm isimler arasında Dobson tipi, Dobson'in teleskoplar Alper de bahsetmişti zaten, bu şekilde çok büyük teleskoplar yapılıyor Dobsonian çeşidinde. Hatta bu çeşidi bulan kişi John Dobson. Bunun da belgesel videosunu izlemiştim.
Onu da izleyebilirsiniz. Adam ölmüş galiba, tam hatırlamıyorum detayını. Ama yıllar önce çekilen bir belgeseli mevcut. Kendisi aynı zamanda o video çekilirken de yine teleskop yapmaya devam ediyor. Aynalarını işte yapıyor falan. Her şeyine kendisi ilgileniyor. Kundağı olsun, teleskobun gövdesi olsun, işte aynaları olsun. Hepsini kendisi elinde yapıyor. Burada işte monoküler, binoküler bunlardan bahsetmiş. Dürbün tarzı olan tekli, çiftli. Diğerine geçeceğim. Hızlıca. Kaç dakikamız oldu? Yarım saat. Bir saati fazla geçmek istemiyorum. Çünkü söylediğim gibi muhtemelen Twitch'te devam edeceğim. Bir yarım saatlik de Twitch'te yapmayı düşünüyorum. Uzun zamandır çünkü Twitch'i biraz boşladım. Twitch'te belki de 30-40 tane canlı yayın yaptık. Onlar kaydediliyor ama onlar premium yayıncı olmadığınız zaman 14 gün tutuluyor Twitch'te. Şu an hepsi silinmiştir muhtemelen. Çünkü bir aydır falan canlı yayın yapmadım Twitch'te. Yeni canlı yayınlar yaptıkça onlar kaydedilir. Bu şekilde hepsini göstermiş. Yine burada Aperture'dan bahsetmiş. Bizim dün bahsettiğimiz Magnification'dan bahsetmiş. Yine Sky and Telescope.org sitesi. Onun haricinde Galileo'dan bahsetmiş. Galileo tarzı reflektör teleskoplardan bahsetmiş. ...32 mm'lik bir göz merceğinden bahsetmiş. Focal ratio mevzusundan bahsediyor burada. Dün anlatmıştık zaten. Onun haricinde Andromeda galaksisini neden göremeyiz diyor. Kısaca bundan bahsetmiş. Bunlardan da bahsetmiştik. Bunlara tekrardan bahsetmek istemiyorum. Sadece burada işimize yarar bir şey var mı ona bakıyorum. Bizim ilgileneceğimiz bölüm Types of Telescope bölümü. Refraktör tipi teleskoplar, yani mercekli bizim daha çok kullandığımız teleskop tipi, başlangıç seviyesinde en azından. Buradan ışığımız geliyor. Buradaki ana merceğimizden bizim diagonalimizden kırılıp göz merceğimize iletiliyor. Eğer ki diagonal kullanmazsak direkt göz merceğiyle de görebiliriz. Ancak görüntü ters olacaktır. Şöyle bir su içeyim, görüntüyü kapatıp. Tekrardan devam ediyoruz. Kusura bakmayın. Şöyle hemen burada örnekler vermiş. Bizim bahsettiğimiz örneklerden vermiş. Buraları hızlıca geçiyorum. Burada reflektör teleskoplar bahsetmiştik. Bugün kundak yapılarından bahsetmeyeceğiz. Sadece teleskop çeşitlerinden bahsedeceğiz. Bugün kundak çeşitlerinde bir sonraki canlı yayınımızda bahsederiz. Biraz önce anlattığımız gibi buradan gelen ışık buradaki çukur yapmamışlar bu aynamızı ama çukur aynamızdan buradaki yan duran aynamıza iletiliyor. Buradan bizim görebileceğimiz şekilde göz merceğimize iletiliyor. Reflektör tarzı aynalı teleskoplarımızda. Bunların en yaygını zaten Dobson tipi olan Dobson'ın teleskopları. Şu şekilde de görebilirsiniz. Bunların çok çok büyüklerini yapıyorlar. Gerçekten mükemmel oluyor. El yapımı aynı zamanda. Şöyle hızlıca bir bakıyorum.
Aynen, bazılarının söylediğin gibi maliyeti çok fazla olduğu için Türkiye'de çok yaygın kullanılamıyor. Ancak yurt dışında da Türkiye'de de aynalı teleskop çeşitlerinin içerisinde çok tercih edilen bir tip, Dobson tipi teleskoplar zaten gerçekten böyle çok zor olmayan, yapımı zor olmayan bir teleskop çeşidi. John Dobson'ın videosunu da internetten izleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir çekilmiş video. Burada yine bahsettiğimiz çift aynalı teleskobumuz var. Buradaki yazıda zaten aynı şekilde ondan bahsediyor. Yine burada değişik kundak kullanılmış. Buradaki kundaklardan bir sonraki canlı yayınımızda bahsedeceğiz. Burada gövde çeşitlerine girmiş, yani kundak çeşitlerine girmiş. Bunlara biz girmeyeceğiz. Bunları daha sonra bir sonraki canlı yayınımızda bahsederiz. Hemen tekrardan buradan yine başka bir yabancı siteye gelelim. Yine buradan Newton tarzı reflektör teleskoplardan bahsetmiş. Yanında gördüğünüz gibi sürekli aynı şeyi anlatmayacağım. Buradan zaten gelen ışık buradaki aynadan yansıyıp buradaki aynadan göz merceğimize geliyor. Bu da bizim klasik refraktör tipi teleskobumuz, mercekli teleskobumuz. Bu da ikisini de barındıran, çok sık kullanılan primary and secondary mirror içeren iki aynalı teleskobumuz olarak geçiyor. Bunların da işte Maksutov, Cassegrain, Schmidt gibi çeşitleri mevcut. Burada işte kundak tipleri var. Kundak tiplerine geçmeyeceğim. Hemen bu siteye geçiyorum. Burada biraz böyle Alper'in bahsettiği yine görüntüler var. Bu görüntüler tabii ki çok çok devasa olan gözlemevlerinden alınmış görüntüler. Bunların küçükleri gerçekten maliyeti yurt dışında bu astronomi ağının yaygın olmasından dolayı çok düşük olduğu için evin bahçesine veya işte teras gibi yerlere bunların benzerleri kurulabiliyor. İçerisindeki teleskoplar olsun, buradaki kundak tipi, hareket tipi, sağa sola dönmesi, aşağı yukarı hareket etmesi, ışığı alma açısı genelde yüksek ve düz yerlere kurularak gerçekten güzel sonuçlar alınabiliyor. Galileo'nun ilk yaptığı teleskop mevcut. Burada yine bizim bahsettiğimiz tarzlar, gördüğünüz gibi mercekli bir teleskop, devasa bir büyüklükte. Bunlar hala kullanan gözlem evleri var. Türkiye'de de bir gözlem evi bu şekilde bir teleskop kullanıyordu. Nerede olduğunu tam hatırlamıyorum ama bu şekilde bir kullanılan bir teleskobumuz mevcut. Burada başka İşimize yarayacak bir şey var mı? Yok. Burada şeylerden bahsetmiş. Tarihlerinden bahsetmiş. Reflecting teleskoplara geçtik. Yani aynalı teleskoplarımız. Burada teleskop kalesinden bahsetmiş. Muhtemelen geçmiş yıllarda yapılmış. Yine Newton tarzı bir reflecting teleskobumuz var. Çok eski zamanlarda yapılmış. Burada çalışma mantığını bahsettiğimiz gibi göstermiş. Schmidt'ten bahsetmiş. Fixlediği, yani düzelttiği hatalardan ve yaptığı teleskoptan bahsetmiş yine. Buradan geliyor. Buradan yansıyan ışık tekrardan bu tarafa doğru yol alıyor. Multimirror diye bahsettiği teleskoplar zaten ikisinde kullanan katiyografif teleskoplar olarak geçen çift aynalı teleskoplar. Burada başka bahsedeceğimiz bir nokta yok.
Aynen, Dapsınlar çok devasa boyutlarda yapılıyor. Aynen, bazı şeyler astrofotoğrafçılar mercekte kullanıyor ama şöyle düşün, teleskop büyüdükçe merceklinin maliyeti çok arttığı için, zaten biraz önce de hangisinde okuduk bilmiyorum ama yazıda teleskopların ağız açıklığı özellikle o merceği büyüdükçe, aynen söylediğin kanalı takip ediyorum. Ancak işte söylediğim gibi buralarda fazla tutulmuyor çünkü işte pahalı, yani buralarda biraz daha pahalı, yaygın olmadığı için. Özellikle Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Avrupa'daki ülkelerde daha çok yaygın, ama Amerika'da çok fazla daha yaygın, maliyeti çok düşük olduğu için. Aynı zamanda Dapsınların da, aynı zamanda büyük mercekli olanların da, ama bizim ülkemizde mercek büyüdükçe kesinlikle devasa fiyatlara ulaşıyor. Onun için de aynı kalitenin, hatta aynı kalite bile değil, 2-3 kat daha kalitelisi bir aynalı teleskop tercih edilebiliyor. Bence o şekilde daha mantıklı, ama hala astrofotoğrafçılarda mevcut mercekli teleskop kullanan sayısı da azımsanamayacak kadar var diye düşünüyorum. Onun haricinde şurada daha önce bahsetmiştim. Buradan örnekler göstereceğim. Nuranoğlu diye bir site burası. Teleskobum adı altında, yani Nuranoğlu adı altında satışı yapılan bir site. Nuranoğlu firmasına ait. Burada aynalı teleskoplar, mercekli teleskoplar, her ikisini barındıran teleskoplar, Dobson tip teleskoplar, optik tüpler, güneş, solar ve dekoratif, aynı zamanda akıllı teleskoplar, smart teleskoplar mevcut. Burada 127 mm 6 diye seçtiğimizde, gördüğünüz gibi mesela şu tarz bir teleskop ben düşünüyordum. Daha sonra söylediğim gibi vazgeçtim. Bunlar 1000 lira civarıydı. Şu tarz bir teleskop düşünüyordum. Bu fiyata değildi tabii ki, ama örneği var mı bilmiyorum. Buna benziyordu. O da 1000 liranın altındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şu an belki kalmamıştır. Bunların çoğu zaten üzerinde yazdığı gibi ön siparişle getiriliyor. Pahalı olanlar özellikle. Mesela bu mevcut stoklarında, bu mevcut. Ancak diğerlerin tamamı ön siparişle getirtiliyor yurt dışından. Çünkü bunlar Türkiye'de yapılan şeyler değil. Ya da bazıları yapılıyorsa da hemen anında yapılıp teslim edilecek ürünler değil sonuçta. Merceklinin bir 90 mm altına gelmek istiyorum. Benim kullandığım teleskop bu. Fiyatı bayağı bir oynamış. Şu şekilde gayet güzel mercekli teleskoplar var. Şöyle şeye geçtiğimizde 200 mm 6 diyelim. Alper'in bahsettiği teleskoplar, şeylerde kullanılan, astrofotoğrafide kullanılan teleskoplar genelde bu şekilde teleskoplar. Bunların GoTo özelliği mevcut. Kendi kendine işte kumandası var. Hareket kabiliyeti çok daha rahat. Onun için astrofotoğrafide de tercih ediliyor. Ancak bunların küçükleri çok fazla astrofotoğrafide tercih edileceğini zannetmiyorum. Çünkü görüntü açısından aynalı her zaman daha tatmin edici oluyor. Hemen şöyle tekrardan çift aynalı teleskobumuz. Bunlar mesela çok fazla, hem Maksutov hem Newtonian çeşidi çok fazla rağbet görüyor. Aynı zamanda şu şekilde Maksutov olanların, böyle tripodlu olanları çok cazip gerçekten. Çok da güzel teleskoplar. Mesela şu civar fiyatlara bu şekilde bir teleskop alınabilirse çok mükemmel görüntüler elde edebileceğinizi düşünüyorum. Mesela şu.
Skywatcher marka Max Zero tipi bir teleskop. Gerçekten 4000 liraya bu teleskop tercih edilebilir diye düşünüyorum. Şunlara, şu ikisine nazaran daha kaliteli. Tabii ki bütçeye göre fiyatları değişiyor. Dobson tipi bakalım bir tane. Şöyle bir şeydi ya benimki. Benim baktığım. Ha buydu galiba. 1000 liranın altındaydı. Yeni yıldan önce tabii ki fiyatları çok oynadı. Alper'in bahsettiği buna benzer. Bunun çok devasa büyük olanları. Bu arası açık oluyor. Uç kısmında zaten burada küçük aynası mevcut. Ancak bu şekilde Dobson tipleri de kullanılabiliyor. Hemen onun büyüğüne bakalım. 4 mm altını seçelim. Şu şekilde. Bunların çok daha devasa büyükleri yapılıyor. Zaten biraz önce de hangisini de hatırlamıyorum ama görmüştük. Bunda mıydı acaba? Şundaydı muhtemelen ama bunda değilmiş. Her neyse zaten daha önce resimlerini göstermiştik. Aynen mercek büyüdükçe fiyatlar çok katlanıyor. Aynalı da o kadar olmuyor. Yani başlangıç seviyesinde mercekli tercih etmek daha mantıklı. Ancak iş biraz daha profesyonele bindiğinde mercekli teleskopların büyükleri, ağız açıklığı, merceği çok büyük olanlar gerçekten devasa fiyatlara ulaşabiliyor. O zaman iş o seviyeye geldiğinde benim tercihim hem aynalı olur hem de fiyat açısından da beni yormaz diye düşünüyorum. Aynen. Yükselen fiyatlar kolay kolay düşmez artık diye düşünüyorum. Çünkü dövizin de dengesizliği var. Ondan kaynaklı sonuçta bunlar yurt dışından gelen ürünler. Düşeceğini zannetmiyorum. Ancak ne zaman düşer? Astronomi alanında biraz daha gelişme yaşanırsa ya da işte bu başlangıç seviyesi teleskoplar biraz daha hobi olarak görülebilirse o zaman belki fiyatlar bir miktar daha düşer diye düşünüyorum. Aynen çok 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 değişiyor. Mesela benim aldığım teleskop, biraz önce gösterdiğim teleskop şurada. Bu teleskop benim kullandığım teleskop. Ben yine bu firmadan aldım, yanlış hatırlamıyorsam. Aynen bu firmadan aldım ama kendi sitesinden almadım. İlla ki kendi sitesinde daha pahalıya satacaktır. Bu normal bir şey ama başka ticaret sitelerinde daha ucuza bulabilirsiniz. Bu firmadan aldım. Fiyatların dengesizliğiyle firmanın veya satan kişilerin bir suçu olmuyor. Söylediğim gibi dövizden ziyade sık satılan ürünler olmadığı için sürekli hobi olarak insanlar bunları temin etmediği için fiyatlar yüksek tutulması gerekiyor ki yani bir firma bunu senede 5 tane sattığında 1000 liraya satıyor. Ancak 50 tane satsa senede belki 700 liraya satacak. Bu daha mantıklı bir fiyat olabilir. Hem firma kazanır, hem alıcı kazanır, hem bir ekonomik hareketlilik yaşanır. Ancak söylediğim gibi çok fazla gelişmediği için astronomi, en azından amatör astronomi Türkiye'de bu fiyatlar yani yükseldikçe yükselebiliyor. Ben alırken 1000 liraydı. Ancak indirime girmişti. Ben 600 TL'ye aldım.
Ben aldıktan sonra tekrar eski fiyatına döndü. İndirim süresi kampanyası bitti. 1000 liraya döndü. Daha sonra 2500 civarına çıkmıştı. İşte kendi sitesinde de 2000 küsüre satılıyor. Bu da çantalı hali. Aynı teleskobun. Söylediğim gibi az satılan, az temin edilen şeyler olduğu için zaten neredeyse tamamına yakını gördüğünüz gibi ön siparişte, stokta olanlar çok nadir. Genelde ucuz olan teleskoplar. Yani burada firma, mesela şöyle söyleyeyim. Mesela şu teleskobu ya da şu teleskobu ya da herhangi bir şunlardan bir tanesini direkt alıp koyamıyor. Mesela bundan belki stokta var ama belki bir tane vardır, belki iki tane vardır. Bunların zaten üçte bir fiyatına, dörtte bir fiyatına alınmış bir ürün bu. Buna en yakın fiyat bu ve üç katından daha fazla fiyata sahip bu ürün. Onun için adam yani bundan 5 tane alıp koyamıyor. Bunun 5 tanesini bırak, bir tanesini bile ne zaman satabilecek mi belli değil. Çünkü bu fiyatlar ülkemizde gerçekten ciddi rakamlar. Bunun dövizin etkisi var. Aynı zamanda söylediğim gibi sık satılan ürünler olmadığı için bunun bir sorumlusu, bir suçlusu, bu fiyatların bir şeyi yok. Ama tabii ki alıcılara gerçekten bu tarz teleskopları merak eden insanlara negatif olarak yansıyor. Mesela gördüğünüz gibi gerçekten bu teleskoplar çok çok kaliteli. Max Stowe tipi var burada. Schmidt var mı? Schmidt göremedim ancak yurt dışındaki sitelerde falan da mevcuttur. Mesela 4000 lira bandına veya 3000 lira bandına, 4000 lira bandına bu teleskoplar alınıp gerçekten sağlam görüntüler elde edilebilir diye düşünüyorum. Sadece optik tüp olarak satılıyor bunlar zaten bu seviyede. Eğer ki normal kundağı ile beraber, tüm ekipmanlarıyla beraber istiyorsanız, mesela gördüğünüz gibi hemen hemen Dobson tipine benziyor ama şeyi de var, ayağı da var, kundağı da var muhtemelen. Ama sadece burada satılan tipler gövde tüp olarak. Mesela mercekliler burada hiçbir şekilde tripodu, ayağı, kundağı olmadığı halde burada gördüğünüz gibi ağız açıklığı artmış olan mercekli teleskopların fiyatları devasa seviyeye ulaşmış. Mesela bu 80 mm'lik bir kompakt reflektör teleskop alacağım ama gider 100 mm'lik aynalı bir teleskop alırım. Hatta belki de bundan daha ucuz bir seviyede bir teleskop edinebilirim. Çünkü bunlar gerçekten kaliteli, süper bir teleskop olabilir. Ama işin içerisine para girdiğinde, kalite girdiğinde aynalara nazaran daha az tercih ediliyor diyebilirim. Mesela şuradan bir aynada bakalım. Mesela aynı fiyata bir mercekli teleskop aldığımızda aynı kaliteyi elde edebileceğiz mi? Kesinlikle hayır. Mesela bu teleskop gerçekten kaliteli bir teleskop. Ağız açıklığı olsun, uzunluğu olsun. Burada zaten verilerin hepsini vermiş. GoTo özelliği olduğunu da belirtmiş. Bunların hepsinde GoTo özelliği var. Bunda da var. Bu sadece tüp olarak satılıyor. Tripodu, işte kundağı vesaire bir şeyi yok. Kendiniz temin etmek istiyorsanız, harici olarak kundağınız, tripodunuz mevcutsa tüp olarak alıp kullanabilirsiniz. Aynen. Dün de bahsetmiştik. 300-350'nin altında zaten uzunluk olmuyor. Daha böyle kaliteli merceklerden yapılmış, daha sağlam teleskoplar olabiliyor. Bir önemli yanı da
Kamera bağladığınızda kameranın teleskoba zarar vermemesi gerekiyor. Teleskobun kamerayı tartabilmesi gerekiyor. Bunların belli kilogram sınırları oluyor zaten. Onun için Alper'in de söylediği gibi sağlamlık gerçekten alt seviye teleskoplar için önemli. Çünkü kamera bağlayacaksanız bu da teleskoba zarar verebilir, taşımayabilir. Bu da bizim işimize gelmez. Burada aksesuar şeyleri de mevcut. Onun haricinde bir de benim bahsettiğim kameralardan da mevcut. Bu kameralardan mesela yurt dışında daha değişik seviyeleri bulunuyor. Bunlardan da düşünüyorum. Şu şekilde de olabilir. Bunlar biraz daha pahalı. Ama bir aynalı, güzel bir aynalı teleskop alındığında şu şekilde değil de belki biraz daha makul fiyat olan kameralar alınabilir. Mesela muhtemelen bunlar AutoGuider diye geçiyor. Otomatik kılavuz bir nevi GoTo özelliği mi içeriyor tam bilmiyorum. Bir de bunların özellikleri olanlar oluyor. Mesela Red Dot diye geçiyor. Kırmızı lazer ışığıyla işaretleme yapanlar oluyor. Bir de bizim baktığımız normal düz bakışı olanlar oluyor. Mesela mikrofokus diyor. Bizimkiler düz. Bunlar mesela Red Dot. Kırmızı ışıkla tespit edebiliyor. Bu normal mesela. Normal bulucu dürbün. Tabii ki bunlar çok üst düzey bulucu dürbünler. Bu fiyatlara teleskop da alabilirsiniz. Ancak çok çok kaliteli bir teleskobunuz varsa bulucu dürbününde herhangi bir sorun yaşadıysanız bunlara da temin edebilirsiniz. Zaten bunlar da söylediğim gibi ön sipariş olarak getirilebilecek ürünler. Bizim bugünkü konumuz teleskop çeşitleri. Daha sonra kundak çeşitlerinden, teleskopların aksesuarlarından veya işte teleskop kameralarından bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Az olanlar kolay. Az altimut diye geçiyor. Burada göstereyim hatta ben. Şu. Diğer ekvatoryal tipler zaten büyük teleskopların. Mesela şu şekilde. Zaten senin alacakların muhtemelen şu şekilde falandır abi. Ya da şöyle de olabilir. Ama şurada benim teleskoptan örnek vereyim ben. Şu değil budur. Mesela şu. Gayet kullanımı basit. Sağa sola dönmesi, aşağı yukarı ayarlanması sıkıntı olmuyor. Burada iki adet vidası bulunuyor. Buradan sıkıp daha fazla ayarlanabiliyor. Bu yan tarafında bir demiri mevcut. Yavaş yavaş hareket etmesini sağlıyor. Buradan da sağa sola dönmesini, buradaki kundak yapısının yavaşlamasını sağlayabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir kundak çeşidi. Ama senin alacağın muhtemelen şu tarz bir şeydir. Bunun biraz daha küçüğüdür muhtemelen. Şunu açalım. Başka var mı? O seviyede başka yok sanırsam. Şu tarz da olabilir. Mesela bunlar da küçük. Şu tarzdır. Yani hala senin alacağın diye düşünüyorum. Üstüne teleskop oturtuluyor. Böyle geçmeli oluyor. Vidalarla sıkmalı değil de buradaki ayar vidalarından iyice ayarlanıyor. Daha sonra zaten sağ sola hareket kabiliyetlerini falan kendin buradaki şeylerden sağlıyorsun. Çubuklardan sağlıyorsun. Herhangi bir ağırlığı bulunmuyor. Diğer kundak tiplerinde mesela ekvatoryal kundak tipinde hemen ona geçelim. Şu. Uçlarında ağırlık bulunuyor mesela onların daha hassas oldukları için böyle
sürekli sağ sola oynamamaları da gerekiyor. Onun için bu ağırlıkların da önemi var. Bu ekvatoral tipler daha büyük teleskoplar için tercih edilen kundak tipleri. Ama tabii ki diğer kundak tipleri de bence iyi yani. Azimut kundak tipi de bence başlangıç seviyesi açısından daha kullanışlı olabilir. Çünkü küçük bir teleskop aldınız. Başlangıç seviyesinde bir teleskop aldınız. Hi bro, how are you? Aynen. Alper'in de belirttiği gibi çok fazla öyle bir zorluğu yok. Az tipi olanlarda. Ekvatoral tipte de öyle aman aman bir zorluğu yok. Ama ekvatoral tipi biraz daha böyle büyük teleskoplarda falan kullanıldığı için, işte GOTO özelliği olduğu için, motoru olduğu için o biraz daha teferruatlı ama az tipi küçük teleskoplarda, başlangıç seviyesi veya orta seviye teleskoplarda gerçekten böyle bizi yormayacak kundak çeşidi diye düşünüyorum. Yeni gelen arkadaşlar varsa gelip giden teleskop çeşitlerini konuşuyoruz. Hepinize hoş geldin demek istiyorum tekrardan. Şöyle Dobson tiplerinin çeşitleri mevcut. 150 mm altı dediğimizde mesela şu tarz ya da şu tarz gerçekten güzel görüntüler elde edebilecek teleskoplar mevcut. Alper'in de biraz önce söylediği gibi mesela 300-350, bunların daha altı bulunmuyor zaten. En kısa tüp şekli bu şekilde 300. Bundan da mesela düşündüm ben gerçekten kaliteli bir teleskop, aynalı teleskop çeşitlerinden. Ancak mesela hem aynalı olmasından hem de Dobson tipi bir kundak yapısı da olmasından dolayı, tripodlu olmamasından dolayı biraz böyle dezavantaj benim için. Çünkü sürekli bir yükseltinin üzerine koyup ayarlanması gerekiyor. Hareket ettirilmemesi gerekiyor fazla. Görüntüde sıkıntı yaşanmaması için. Bir de işte aynalı teleskop olduğu için bakımı vesaire beni biraz ilk başta korkuttu. Başlangıç seviyesi olarak direkt aynalıyla başlamamayı tercih ettim. Onun için ama bir sonraki seviye olarak bu da tercih edilebilir. Ya da şöyle bir tane Dobson tipi değildi de şu mesela. Kardeşim gider misin? Mesela bu teleskopta aynı şekilde 76 ağız açıklığı, benimki 60. Biraz önceki gösterdiğim Dobson tipi de 76 idi ama o 300'dü, bu 700'dü. O Dobson tipiyle biraz daha geniş açık görüntü elde edebilirsiniz. Zaten ondan bahsetmiştik. Bunun kundak yapısı da benimkiyle aynı. Burada 2 adet vidası mevcut. Buradaki demirden burada bir vida mevcut. Yavaş yavaş hareket ettirebiliyorsunuz, sıkılayabiliyorsunuz. Buradaki vidayla da buradaki kundağın sağa sola hareket etmesini ayarlayabiliyorsunuz. Tripodları da gerçekten böyle bayağı bir kalın ve kaliteli. Burada bir adet işte Barlow lensi falan koyacağınız palet bulunuyor. Burada ışığın girdiği yer mevcut. Ağız kapağı bulunuyor. Bunu açtığınızda burada herhangi bir ayna mevcut değil. Ayna zaten dipte bulunuyor. Çukur aynamız. Buradan gelen ışık buradaki aynamızdan göz merceğine yansıyor. Diagonalimize yansıyor. Diagonalden göz merceğine. Ve oradaki görüntüyü biz elde edebiliyoruz. İlk baştaki seviyelerde bunların kullanımı biraz zor olacağını düşündüğüm için
tercih etmedim ama bir ileriki seviyelerde tercih edebileceğim teleskoplardan bir tanesi olabilir. Belki bir tık daha üstü olabilir. Mesela bakalım. İşte şu tarz bir şey olabilir. Benim aslında aklımda o tarz bir şey var. Ya da Dobson tipi de olabilir. İşte tripodu falan çok büyük olmadığı için biraz daha maliyet açısından daha uygun olabilir. Hem de tüp olarak gerçekten kaliteli diye düşünüyorum. Ama Goto özelliğini istiyorsanız bu fiyatlara çıkabilirseniz gerçekten tercih edilebilecek teleskoplardan bir tanesi. Şu tarz mesela tüp olarak da gerçekten büyük, ağırlıkları mevcut, kontrol için çubukları mevcut, gerçekten güzel bir kundak yapısı var. Onun haricinde güzel dizayn edilmiş, oturtulmuş bir teleskop yapısı var. Palet mevcut. Gerçekten tavsiye edilebilir. Optik çapı mesela çok büyük, 114 mm. Neredeyse benimkinin iki katı. Buradaki ağız açıklığı. Burada gerçekten çok çok önemli. 500 mm bir uzunluğa sahip. Daha geniş açı çekim yapılabilir. Odak oranı f4.4. Neredeyse çok yani f4'e yakın çok küçük bir odak oranına sahip. Maksimum büyütme 228x olarak hesaplanmış. Hangi göz merceğine göre hesaplanmış onu bilmiyorum. Odak yapısı 1.25 inç. Benimki 0.96. Kundak yapısı ekvatoral 1 diye belirtilmiş. Gördüğünüz gibi iyi ki tarzda. Ama ekvatoralin en basit şekliyle. Goto özelliği mevcut değil. Takip mevcut değil. Göz mercekleri 25 mm ve 10 mm. Bunu siz daha düşük işte 4 olur 6 olur isterseniz onu temin edersiniz ayrıca. Red dot bahsettiğimiz bu işaretleyicili olan lazerli yardımcı dürbünden bahsetmiş. Bizimkiler normal olan normal mercekli dürbün. 2x bir Barlow lensi var. Ay, gezegenler, nebula ve galaksileri görüntüleyebilirsiniz. Gözlemlenebilir cisimler olarak belirtilmiş. Gerçekten güzel bir teleskop. Aynen abi. O senin istediğin tarzlar genelde o şekilde. Ama senin tercih edeceğin teleskop 90'lık demiştin. Burada tam olarak o şekilde var mı bilmiyorum. Mesela 70'lik var ama bayağı bir SkyWatcher'ın olduğu için biraz pahalı. Ha, senin bulunduğun yerde daha uygun fiyatlıdır onlar tabii ki. Ama şu tarz bir teleskop da mesela tavsiye edebilirim. Ya da dur bakalım. Şöyle 120 mm altı diyelim. İşte merceklilerin böyle bir sıkıntısı var. Ağız açıklığı arttıkça devasa fiyatlara ulaşıyor. Onun yerine hiç uğraşmadan şöyle 127 mm altını seçtiğinizde aynalıda şu mesela işinizi görür. Şu mükemmel. Yani mesela bu. Yani burayı adam kaliteli yapmış. Mükemmel bir dizayna sahip. Buraya para harcanmadığı için bir kundak yapısı, büyük bir işte ne bileyim tripodlu vesaire palet yapısı falan pişman olmadığı için burası kaliteli. Bize de burası lazım. Bir yükseltenin bir masanın üzerine bunu yerleştirip sabitlediğinizde gerçekten güzel görüntüler elde edilebilir. Mesela buradaki diagonali falan bayağı bir kaliteli görünüyor. Red dot bir guide yapısı bulunuyor. Yani skop bulucu dürbünü bulunuyor. Gerçekten şık görünüyor. Gördüğünüz gibi burada bir ayna mevcut değil. Buradan ışık giriyor. Buradaki çukur aynamızdan yansıyıp burada eğik bir şekilde duran aynadan göz merceğimize, diagonalimize geliyor. Şu şekilde red dot skobumuz bulunuyor. Bulucu dürbünümüz bulunuyor.
Bu da tercih edilebilecek teleskoplardan bir tanesi bu seviyede bence. Bir saatimizi de doldurmuşuz. Bahsedeceğim konular da bitti. Bunlardan çıkmak istiyorum. Başka vereceğiniz bir bilgi varsa, bahsedeceğiniz bir konu varsa veya herhangi bir şekilde sorunuz varsa alabilirim. Onun haricinde yavaş yavaş bitişe geçmek istiyorum. Konuları bitirdim çünkü. Aynen. Orion teleskoplar da gerçekten kaliteli teleskoplar. Kesinlikle. Alper'in de söylediği gibi katılıyorum. Orionlar gerçekten iyi. Ben de F8'i seçerim çünkü 1000 mm gerçekten iddialı bir şey, uzunluk. Diğer şekilde ağız açıklıkları da hemen hemen aynı. 650'lik F5, diğeri F8. Ben F8'i tercih ederim. Daha derin gözlemler yapmak için çünkü 127 mm gibi süper bir ağız açıklığım mevcut. Ben bunu sonuna kadar kullanırım. Teşekkür ediyorum abi, geldiğin için. Güzel yorumların için, soruların için, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdığın için. Yine bir sonraki canlı yayınımızda da bekleriz. Twitch'te de aynı isimle canlı yayına şimdi buradan sonra oraya geçeceğim muhtemelen. Vaktin olursa oraya da her zaman beklerim. İlla ki bugün olmasına gerek yok. Yine son videomda Arcturus'un gerçekten 6 dakikanın üzerinde güzel bir görüntüsünü ekledim. Onu da izleyebilirsiniz. Hemen şöyle tekrardan. Bugün gerçekten YouTube beni şaşırttı. Bağlantıda herhangi bir sorun çıkartmadı bana. Yayının başından beri bir saat geçtik. Şaşırdım yani hiçbir sorun çıkartmadı. Muhtemelen bir internet drop da yemedi. Yani herhangi bir böyle anlık düşüş çıkış da olmadı. İzlenmeler de gayet tatmin edici seviyede. Ve herkese çok çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırıp geldikleri için, izledikleri için. Ancak çevrenizde yine söylediğim gibi ilgisi olan varsa kanala davet ederseniz, canlı yayınlara davet ederseniz çok çok sevinirim. Estağfurullah abi, ne demek? Sadece yapmak istediğimiz aslında bilgi alışverişi, kaynakları kullanarak, referans göstererek, bir şeyleri tartışarak, daha böyle tecrübelerimizi aktararak bir tık ileriye gidebilmek amacımız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Alper'cim. Sen de Allah'a emanet ol. Yine bir sonraki canlı yayınımıza da bekleriz. Hepinize çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Onun haricinde söylediğim gibi videolarımız günlük olarak yayında. İzlemek isteyen arkadaşlar zaten kanalımızdan izleyebilir. Şöyle hızlıca bir görüntüsünü de göstermek istiyorum. Şu görüntü mesela gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Mesela şuradaki sabitlik oranını yakalamak gerçekten zor. Yakalamışken uzunca çektim. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider.
Tekrar geri gelelim. Estağfurullah kardeşim. Ben de sizlerle beraber öğreniyorum. Ben de aynı şekilde. Bu işte zaten söylediğim gibi uzman değilim. Ben de yeni yeni bir şeyler öğrenmeye, araştırmaya çalışıyorum. Tabii ki işte diğer işlerden de fırsat olursa, çünkü videoların çekimi, işte yayınlanması, düzenlenmesi zamanım alıyor. Onun haricinde derslerim çok yoğun olabiliyor. Araştırma konularım olabiliyor. Onların haricinde işte canlı yayınlarımız oluyor. Twitch'te de aynı şekilde. Onlardan fırsat buldukça astronomi üzerine araştırmalar yapmaya çalışıyorum. Bunları da paylaşmaya çalışıyorum. Evet, Arcturus'ta zaten video izlerken hissedersin. Telefonla 4x zoom yaptığım yerler var. Zaten zoom'u çektiğimde daha da küçülüyor. İlk başlarda zoom'suz hali. Daha sonra zoom'la biraz daha büyütüyorum. Zaten başlıkta da yazıyor. 4 mm göz merceği kullandım. Teleskobun özelliklerini zaten biliyorsun. Burada yazıyor. Genelde A5 telefonla çekiyorum ama çok nadiren A51'i de kullanıyorum. A5 daha çok kullanım açısından basit olduğu için genelde A5'i kullanıyorum. Teleskobun marka modeli burada. Yıldız çekimlerinde 4 mm'yi kullanıyorum genelde. Çok nadiren 12,5 mm çekim yaptığım oluyor. Zaten yapmışsam yazıyorum. Ama yıldız çekimlerinin hemen hemen tamamında telefondaki 4x zoom'u sonuna kadar kullanıyorum. Bir de fokus ayarlarıyla oynuyorum bazen. Teleskobun fokus ayarlarıyla. O da buradaki görüntüyü küçültüp büyütmeye yarıyor. O da gerçekten iyi oluyor. Değişik görüntüler görmemize yarıyor. Şuradan çıkıyorum. Şuradan da çıkıyorum. Başka bir soru yoksa yayını bitirip Twitch'e geçmek istiyorum. Sorunuz varsa, sonradan aklınıza gelen bir şeyler de olabilir. Söylediğim gibi videonun herhangi bir videonun altına yorum olarak attığınızda ben zaten kısa zaman içerisinde görüp cevaplamaya çalışırım. Onun haricinde bugünlük anlatmaya çalışacağım şeyler bu kadardı. Geldiğiniz, dinlediğiniz için hepinize tekrardan teker teker çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel, keyifli bir sohbetti. İzlenme sayıları olsun, işte canlı yayın sayıları olsun, oynatma sayıları olsun, izlenme süresi olsun. Yavaş yavaş yükseliyor. Yine çevrenizde ilgi duyan insanlar varsa davet ederseniz çok çok sevinirim. Çünkü abone olmayan insanların izlenmeleri de mesela çok fazla ama abone olan insanlarınki biraz daha diğerine göre az. Onların artması gerekiyor. Yavaş yavaş artıyor tabii ki. Abone olan izleyicilerin izlemesi. Ama abone olmamış kişilerin izlenmesi şu an daha fazla. Umarım onlar da zamanla artar. Teşekkürler kardeşim. İyi geceler diliyorum. Hepinize tekrardan teker teker teşekkür ediyorum. Müsaitseniz aynı isimde Twitch'te de şimdi canlı yayına gireceğim. Gelirseniz memnun olurum. Orada da kısa bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Hepinize tekrar teker teker teşekkür ederim. Bir sonraki canlı yayınımızda